Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel lifimizi çalışacağız. Laleli güzel bir çalışma. Önce ortadan göbek kısmını örerek başlayacağız. Yapraklarımızı ve lalemizin saplarını ördükten sonra çiçeğimizle birlikte şöyle tamamladıktan sonra bir de kolay kenar çalışmamızı yapıp lifimizi kullanıma hazır hale getireceğiz. İster çeyizlik örgülerimizde isterseniz hediyelik ya da günlük olarak kullanabiliriz bu çalışmamızı. Yapımı oldukça kolay. Hiç sizleri emin olun üzmeyecek yok olmayacak. Yeni başlayanlarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir çalışma. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel lifimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek göbek kısmından örgümüze başlayalım. Önce bir tane düğümümü atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincir yuvasının içerisine şu şekilde başını girdiriyorum tığımın ve kapatıyorum. Bir tane zincir çekip burayı sağlamlaştırıyorum. Minik bir yuvamız oldu. Şu ipimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 Şöyle ipimi de gizleyeceğim. 3 Toplamda 4 defa alıyorum ve tek seferde içinden geçiyorum. Kapadığımla birlikte sayıyorum. Bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum kapadığımla birlikte. Kapadığım sayması 2 zincir oluyor. Tığımın başını tekrar doluyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa çektim. Tek seferde içinden geçtim. 1, 2, 3. Kapadığımla birlikte 3 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle buradaki kısa ipimi alta gizlemek için bu tarafa yatırıyorum. Ve devam ediyorum. Tamam başını doluyorum. 1, her iki katı da alalım. 2, 3 ve 4. Tek seferde geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4. Tek seferde geçiyorum. Kapadığımla birlikte bakın. 1, 2, 3. Toplamda 8 fıstık olana kadar bu işlemi tekrar ediyorum. 8 fıstığımı ördüm. 2, 4, 6, 8. Şimdi zincirlerimi de çektikten sonra kapama işlemine gelelim. Şuradaki bakınız fıstığımızı kapadığım yerde minik bir göz var. Bu gözün içerisine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekip burayı kapatıyorum ve bu noktanın üzerine yine şöyle ilmeğimi uzatıyorum 4 tane fıstığımı buraya örüyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde içinden geçiyorum 1 2 3 tane zincir kapadığımızda birlikte eğer kapadığımızı saymazsak 2 zincir ve sonra yanındaki yere bir tane daha fıstık çalışıyorum şu boşluğa giriyorum. 1-2-3-4 içinden geçiyorum. 1-2-3 tığın başını doluyorum. Bu kez yine fıstığımızın tepesindeki bu minik gözün içerisine giriyoruz. Bir fıstığın tepesine bir aradaki zinciri bir tepi bir ara zinciri olarak ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Yine dörder defa sarma işlemini yapıyoruz. Ve araya zincirlerimizi iki tane çekiyoruz. Kapatmayı sayarsak şunu 3 oluyor. 1 2 3. Hemen yandaki zincir içerisine örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 3. sıramızı da beyaz rengimizde öreceğiz. Buradaki yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Fıstığımızın tepesinin üstüne bir tane fıstık yapmıştık. Bakınız yine bu fıstığımızın üzerine tam buradaki küçük gözün içerisine fıstığımızı yapıyoruz. Zincir içerisine bir fıstık grubu, zincirimizin içerisine ikinci fıstık grubu. Yani bu ortadaki araya ördüğümüz fıstığımızın sağına ve soluna birer fıstık yapıyoruz. Yani burada artışımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, diğer bakın şuradaki. Fıstığın üstündeki fıstığın sağında ve solunda birer tane fıstık olacak. Yani artışlarımızı bu fıstık üzerinde değil araya ördüğümüz fıstığın kenarında örerek ilerleyeceğiz. Şimdi bunlarımızı genel merkez olarak sayacağız. Fıstık üzerine fıstıkları araya ördüğümüz ise artışlarımızı ve modelimizi uygulayarak da devam edeceğiz. Yani modelimizi bir bütün şeklinde uygulayacağız ama artışlarımız bakınız buradan devam edecek. Şimdi geçişimi yapıyorum. Yine beyaz rengimle devam ediyorum. Direkt buradaki minik gözümün içerisine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekip buraya sabitleniyorum. Ve bakın fıstığın üstünde fıstık yine ilmeğimi uzatıyorum. Buraya bir tane fıstığımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Modelimiz bitene kadar hep 4 saracağız. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi aşağıdaki bakınız zincir içlerine bir tane buraya bir tane de diğer tarafına fıstığımızı örüyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum 1 2 3 hemen diğer yanına zincirin giriyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde geçiyorum 1 2 3 Evet bakınız zincir içerisine iki tane ördüm ve bu sırada bu artışımız oldu şimdi fıstığın üstündeki fıstığıma geldim yine üzerine örüyorum üzerine ördüm üzerine 1 2 3 ve 4 tek seferde geçiyorum 1 2 3 Evet fıstık üzeri ördüm zincir içi zincir içi şimdi burada da zincirin içine zincirin içine sonra fıstığın üzerine zincirin içine zincirin içine fıstık üzerine zincir içi zincir içi fıstık üzeri bakın fıstığımızın üzeri zincir içi zincir içi fıstık üzeri şeklinde sıramızı tamamlayalım şöyle göstermek istiyorum görmek isteyen arkadaşlarımız bakınız fıstığın üzerine ördüm araya iki tane ördüm tekrar fıstığımın üzeri aranın iki tanesi örülüp tekrar fıstığın üzerine örecek ve bu sıra bu şekilde tamamlanacak Üçüncü sıramızı tamamladım. Eğer zincir fazla gelip de şöyle kıvrılacak gibi olursa zinciri 3 değil 2 olarak çekebilirsiniz. Yani elinize göre dilerseniz bir kapatma bir zincir olarak da ayarlayabilirsiniz. Eliniz gevşekse kıvrılma olabilir. Yani böyle marullaşma olabilir. Onun için zincir sayısını azaltalım. Şimdi üçüncü sıramızın sonuna geldik. Fıstık fıstık üstüne idi. Ve aralarda ikişer artışlarımız vardı. Şimdi zincirimi çektim. 2 olarak çektim bakın zincirimi. Buradaki tepe noktanın içerisine geliyorum. İlmeğimi şöyle geçirerek 3. sıramı tamamlıyorum. Ve burada fıstığın üzerine fıstık kısımlarını artık yeşil rengimizle öreceğiz. Hemen ilk yeşilime burada başlıyorum. Hem yeşilimizi hem de beyazımızı artık birlikte yürüteceğiz. Önce şöyle bir düğüm atalım. Dışarıda da atabilirsiniz bunu tabi hiç örmeden. Evet düğümümü attım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve bir tane de zincir çekip beyazımı asılarak sıkıştırıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. 4 defa dolayarak bak, bakın böyle fıstığımın üzerine battığım yere gelip buraya bir tane yeşil fıstık örüyorum. Bu minik gözün içine giriyorum. Beyazımızı da alttan götüreceğiz. 2 3 4. Beyazı ördüğümüzde ise yeşil alttan götüreceğiz. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 zincir kullanıyorum. Bakınız kapattığımla birlikte iki. Çünkü elim gevşek olduğu için şöyle kıvrılmaya başlayacaktı. Hemen önlemimi aldım. Sizlerde eğer bu şekilde olduysa sizde iki tane zincir çekebilirsiniz. Kapattığınızda birlikte. Yok eliniz sıkıysa 3 yeterli olacaktır. Şimdi yeşil ipimi bırakıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. İlmeğimi şöyle geçiriyorum içinden. Ve alta hem alttaki fazla başlangıç ipimiz ve yürüttüğümüz ipimiz de şu şekilde sola yatırarak hemen fıstığımın yanına zincir içerisine örüyorum. Bakın 1 2 3 tane. Şuradaki fıstık üstüne fıstığa gelene kadar aradaki zincirlerin içerisine girerek beyazımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum 1 ve 2. Giriyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1 ve 2 bakın yeşilimi alttan yürütüyorum fıstık üstüne fıstığa gelene kadar yani 3 beyazımı örüyorum 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum kapatıyorum kapadım ve bir tane zincirimi çekiyorum beyazımı bırakıyorum yeşil rengimi alıyorum yeşil rengimi şöyle geçiriyorum ve beyaz alt alıyorum fıstığın üzerine fıstık ördüğüm yere gelerek bir tane yeşilimi buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4 yeşil renklerimizi hepsini fıstık üzerine öreceğiz. Bir tane kapadım. Beyaz rengimi alıyorum. Yine yeşilimi bıraktım. Yeşilimizi alta alıp alttan götüreceğiz. Şimdi zincir üzerine 1, 2, 3 tane fıstık. Bakın fıstık fıstık üstüne gelen yere ise yeşilimizi öreceğiz. Şimdi 3 tane beyaz renkten fıstığımı örüyorum çekiyorum 1 2 iki. zinciri 2'ye indirdim bakınız 2 3 ve 4 çekiyorum 1 2 kapattığımla birlikte 2 1 2 ve 3 4 çekecektik zincir sayısıyla sayıp karıştırdım diğer fıstığı da öyle yaptıysam siz 4 yapın tekrar ıı, e, Evet 3 tane fıstığımızı tamamladım Şimdi fıstık fıstık üstüne olan bölümüme geldim. Beyazımı bırakıyorum. Yeşil rengimi alıyorum. Hemen ilmeğimi geçiriyorum. Beyazımı sıkıştırıyorum ve altı alıyorum hemen fıstığımın tepesine. 1 2 3 ve 4. Tek seferde geçiyorum. 1 bir, bir tane çektim. Bir fıstık yapacağım için hemen beyaz rengimi alıyorum. Geçiyorum. Ve tekrar bunu araya alıyorum. Zincirlerin içerisine üçer fıstığımızı örelim. Ve dediğim gibi şöyle fıstık üzerine fıstıklarımızı, yeşilimizi çalışalım. Diğer aralara da 3 beyaz bir tane yeşil. 3 beyaz bir yeşil. Burada zaten artışımız belli olmakta. Bakınız 1, 2, 3 olduk. Evet sıramızı tamamlayalım. 1 yeşil 3 beyaz olarak bu sıramızı tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde yeşilimizin üzerine bir tane yeşil öreceğiz. 3 tane olan beyazımız ise 4 beyaza çıkacak. Evet şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Yeşil rengimin tepe noktasına hepsini toparladığım yer var. Şöyle minik bir gözümüz var. Bu noktaya giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve yeşil rengimle bir tane zincirimi çekip sabitliyorum beyazımı alta alıyorum uzatıyorum 4 defa sarıyorum 2 3 ve 4 tek seferde kapatıyorum bir tane yeşilimle kapadım sonra beyazımla kapadım bu kez yeşilimi alta alıyorum tığımın başını doluyorum hemen yeşilimizde beyazımızın yanındaki ilk boşluğa giriyorum ve 4 defa sararak ilk fıstık grubumu örüyorum. 1 ve 2. Iki. 2. zincir içerisine giriyorum. 2 3 ve 4. 3.ye. Her sıramızda bir tane artmıştı bakınız buraya kadar. Hemen yeşilin yanınalar yine örüyorum. 2 3 ve 4. Alttan da yeşil ipimi götürdüm. Bir tane zincir çektim. Yeşilimle şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Beyazımı alt alıyorum ve tepe noktasına gelerek batıyorum. 1 2 3 4. Tek seferde çekip kapatıyorum. Beyaz rengimle geçiyorum. Sıkıştırıyorum ve yatırıyorum. Hemen dibine 1, 2, 3, 4 çekiyorum. 1 ve 2. Evet şöyle görelim bakınız. Şimdi burayı da 4 tane burası gibi beyazımızı öreceğiz. 1 tane yeşilimizi 4 beyaz, 1 yeşil şeklinde burayı da tamamlayalım. 4 tane beyazımız, 1 yeşilimiz, 4 beyazımız, 1 yeşilimiz sıramızın sonuna geldim. Yeni sıramıza başlayabiliriz. Şöyle yeşil rengimizle şu kısma batacağız şuraya batıyorum önce beyazımla batıp alıyorum ve yeşil rengimi bir tane zincir çekip alıp beyazımı şöyle sıkıştırıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum yine dört tane fıstığım için dolgumu oluşturuyorum tek seferde çekiyorum bir ve iki hemen yanındaki boşla yeşilimle örüyorum beyazımız altta bir iki 3 ve 4 tek seferde çekiyorum bir ikinci beyaza çekelim 2 ve yeşili 6 alıyorum bir tane bakınız yeşilimizi bir fıstık kalana kadar örüyoruz şu boşluğa kadar beyazımızı örelim 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 yeşillerimizde artışa geçeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde kapadım bir tane. Şimdi bakınız 3 tane beyazımızı ördükten sonra beyazımızı bırakıyorum. Yeşille ilmeğimi alıyorum ve şöyle beyazımı asılıyorum. Altı alıyorum ve hemen yeşilimin yanına bir tane fıstık örüyorum. 1, 2, 3, 4 tek seferde çekiyorum 1 ve 2 yeşilimin tam tepesine batıyorum 1 2 3 ve 4 tam tepesi tek seferde çektim kapadım zincir hemen yanındaki boşluğa gelerek beyazımı da tabi alttan götürerek buraya da bir fıstığımı örüyorum yeşil renkli 3 ve 4 çekiyorum bir tane kapatıyorum. Evet. 3 tane yeşil, 3 tane beyaz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramızın başına kadar geldim. 3 tane yeşilimiz, 3 beyazımız, 3 yeşilimiz, 3 beyazımız şeklinde ördük. Şimdi başlangıç yerinde bakınız. Önce fıstığımın tepesini örmüştüm ve sonuna bir tane örmüştüm. Burada iki tane. Şimdi şu kısma da hemen yeşilimizi bir tane fıstığımızı örüyoruz. Yeşil ilmeğimi alıyorum. Beyazımı altı alıp hemen şu kısma yeşilimi örüyorum 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum bakınız 1 ve 2 ortadaki fıstığımın tepesine şu minik gözümüze şöyle gelerek giriyorum içinden geçiyorum ve bir tane sabitliyorum uzatıyorum ve yeniden başlıyoruz. Bu sıramızda ise 5 tane yeşilimiz, 2 tane beyazımız olacak. 5 yeşilimiz, 2 tane beyazımız şeklinde örmeye devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Önce fıstığımın üstüne kapatıyorum. 1 2 hemen şuradaki yanına batıyorum zincirini. Tam merkezlerimiz fıstık üstüne kapatıyorum 1 ve 2 hemen yanına bir tane daha örüyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum alttaki beyazımı alıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve yeşilim altta kalıyor iki tane beyaz rengimizde fıstığımızı örüyoruz hemen bir saymamıza gerek yok artık dörder dörder götürüyoruz 1 ve 2 birinci fıstığımı ördüm ikinci fıstığımı da örüyorum bir tane çektim beyazımı bıraktım yeşilimle geçiyorum sıkıştırıyorum hemen şu kısma yeşilimin hemen yanındaki boşluğa gelerek bir yeşil yapıyorum bir tane fazla çektim galiba fıstığı ama önemli değil konuştuğum için çok takibini yapamadım. Evet diğerlerini de aynı şekilde örüyorum. Dolduralım. Araya zincirlerimiz. Ve sonra da iki beyaz fıstığımdan sonra 3 tane yeşilimiz vardı. Hemen yanına, arasına, tepeye, yanına ve bir sonuna yaptım. Toplamda 5 tane yeşil fıstığımız oldu. Şimdi bir tane zincirini çektim. Yeşilimi bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Sıkıştırıyorum. 2 tane beyaz fıstığımı zincir boşlukları içerisine örüyorum. Yeşilimi şöyle asılıp düzeltiyorum, asılarak örelim. Tabii çok da e, bu dilimizin formunu bozmadan asılma işlemini yapalım. Bir tane çektim, yeşilimi alıyorum, beyazımı asılıp alta indiriyorum. Hemen yeşilimi yanına başlıyorum. Bir buraya, bir buraya, iki buraya, üç tepesine bu direk gidenin tepesine 4 yine zincir boşlama 5. fıstıkta beyazla yeşilin arasına örelim aralarına da ikişer beyaz fıstıklarımızı örüp sıramızı tamamlayalım şöyle göstereyim saymak isteyen arkadaşlarım da daha rahat bir şekilde sayarak görsünler sıramızı tamamladık sona kadar geldim. 5 tane yeşilim, 2 tane beyaz fıstığımız oldu. 5 yeşil, 2 beyaz fıstığımız ve sıranın sonuna kadar geldim. 2 tane beyaz fıstığımı ördükten sonra bakınız burada 3 olan yeşilimi burada 2'ye tamamlayacağım. Bir hemen yeşille beyaz arasına, bir de şuradaki dik giden sürekli tepesini ördüğümüz fıstığımızın yanına yeşilimizi öreceğiz. Beyazımızı yine alttan yürütelim. Tam başını dolayarak hemen giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 beyazımız altta. Hemen araya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2 kapadım. Şimdi şöyle bakınız tepe noktasına girdim. Yine beyazımı da alttan götürüyorum şöyle ve bir tane zincirimi çektim buradaki bir üst üste bakınız dolgularımız var buraya bir tane yeşil yapıyoruz ve burada artık yeşillerimizin arasına beyaz katmaya başlayacağız bir de 3 oldu 5 oldu şimdi şu dikey fıstıkları yani üst üste ördüğümüz yeşil fıstığımızın üzerinde yine yeşil fıstığımı örüyorum 4 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. Bu ortadakini yine yeşil olarak örüyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Şöyle içinden geçiyorum. Hemen yanına beyazımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum. Sonra yeniden Yeşilimi alıyorum. Bakınız, bir yeşil, bir beyaz ördüm. Bu yeşili de tam ortaya ördüm. Yanına yeşil fıstıklarımı örüyorum. İki zincir. Yeşil ile beyaz arasına da girerek örüyorum. çekiyorum. bakın şu şekilde. Bir e, tam üst üste ördüğümüzün üzerine yeşilimi ördüm hemen yanına bir tane beyaz iki tane de yeşilimi ördüm ve buradan ipimi alıyorum beyazımı ilmeğimi geçirdim şu kısma tam ortaya bir tane beyazımı örüyorum 2 3 ve 4 çekiyorum bir kapatıyorum ve yine yeşilimi alıyorum ipimi asılıyorum beyazımı hemen yeşille beyaz arasına girerek yeşil renkli fıstığımı örüyorum ipimi yine çektim yanına bir tane daha yeşil örüyorum 3 4 beyaz rengimi alıyorum ilmeğimi geçiriyorum hemen buradaki bakınız üst üste olan fıstığımın yanına beyazımı örüyorum orasını tam merkez olarak kabul ediyoruz şöyle alalım Eşir rengimi alıyorum tam ortadaki fıstığımın tepe noktasına girerek örüyorum 2 3 4 ve 5 tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve beyaz rengimi alıyorum hemen beyazımı da yanına örüyorum çiçeğimizin altının tam etmiş hali bu şekilde olacak bunun yarısında dönüşte bitireceğimiz için şöyle göstermek istiyorum aradaki fıstığımız bir olacak beyazımız sonrasında iki tane Fıstığımız bir beyazımız tam ortanın sağ ve solu beyaz. Bakın sonrası başlangıçta iki fıstık bitişte de iki tane fıstığımız olacak yeşil renkli ve sonra bir tane arada yine beyazımız olacak. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Yeşil rengimi alıyorum ve şöyle e, tutarak göstermek istiyorum ki yapmak isteyen arkadaşlarımız şöyle durdurup bakabilirler. Evet bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bu sıramızda 2 tane yeşilimiz, bir beyazımız, 1 yeşilimiz, 1 beyazımız. Sonra tekrar 2 tane yeşil, bir beyaz şeklinde ördüm. Ve sıramızın başlangıcında yarısını örmüştük. Bitişinde de diğer yarısını örelim. Şimdi bakınız beyazımızda bir tane fıstığımızı ördüm. Şuraya bakacak olursak. 2 4, 6, 7 tane grubumuzun olması gerekmekte burada 4 var. 3 tanesini şimdi öreceğiz. Bir tane beyaz fıstığımızı ördükten sonra bakınız iki tane yan yana yeşil fıstığımızı örüyoruz. Hemen yeşil rengimi alıyorum, beyazı aşağıya indiriyorum şu şekilde. Hem beyazla yeşil arasına bir tane fıstığımı örüyorum. iki zincirimi çektim. Beyazım yine aşağıda. İkinci yeşil fıstığımı ördüm. Bir tane yeşilimi ördükten sonra bir beyaz zincirimi çektim. İlmeğimi ya yani şöyle geçirdim. Bakınız bir tane beyazımızla fıstık dolgumuzu yaptık. İki yeşilimizi çektim. Şimdi şuradaki araya beyaz fıstığımı örüyorum. Bir, iki, üç ve dört tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum şöyle bakınız ve şuradaki tepeye kapadığım noktaya gelerek giriyorum ve çekiyorum yeşil rengimi alıyorum ipimi sıkıştırıyorum ve yukarıya doğru çekerek buraya bir tane fıstığımı örüyorum burası üst üste ördüğümüz fıstıkların bulunduğu nokta tepe noktasına ördüm 4 tane doldurdum kapatıyorum bir tane zincirim çekiyorum beyaz rengimi sıkıştırdım şöyle beyaz rengimi alıyorum yeşilimi alta geçiriyorum hemen yeşilli beyazın yanına girerek buraya bir tane beyaz fıstık örüyorum buradaki beyaz fıstığımızı ikiye çıkaracağız kapatıyorum iki zincir beyaz fıstığımın diğer yanına yine bir tane daha fıstığımı örüyorum. bir tane dikey iki tane beyaz fıstığımı ördüm ve sonrasında yeşil rengimi alıyorum zincirimin içerisine bir tane de yeşil fıstığımı dolduruyorum şöyle görelim yeşil fıstığımı kapatıp şimdi bu ortadaki bir tane kalan fıstığımı ikiye çıkarıyorum beyaz rengimi alıyorum Yeşilimi alta geçiriyorum. Bir tane beyazımı sağına fıstık grubunu örüyorum. 2 zincir. Soluna da beyazımı örüyorum. 5 2 zincir. Şöyle görelim. Bakınız bunu yarım yaptık. Şu kısmı da tamamlayalım. Tam olarak örelim. Yeşil rengimi alıyorum. Beyazımı alta geçiriyorum. Buraya tam ortaya bir tane yeşil. Hep dörder sarıyorum. Bir tane çektim. Beyaz rengimi alıyorum. Bir olan beyazımı ikiye çıkarıyorum. Hemen beyazımın sağına ve soluna değiştiriyorum. ben diğer tarafına da 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Yeşil rengimi alıyorum. Ve bu tam ortamızı yine tepe noktasına girerek örüyorum. Tepe noktasını da örelim. Evet tepe noktasını ördüm. Sonra iki tane beyazımı ördüm. Bir tane alttaki beyazımın sağına ve soluna ördüm. Aşağıdaki iki yeşil fıstığımın tam ortasına bir tane de yeşil fıstık ördüm. Aradaki bitmiş olan bir tane beyaz fıstığımın sağına ve soluna yine beyazlarımı örerek çoğalttım. Ve şöyle tutuyorum. Diğer kalan bölümleri aynı burada yapmış olduğumuz gibi çalışarak sona kadar ilerleyelim. Sıramızı iki tane beyaz, bir yeşil, iki beyaz, bir yeşil, iki beyaz, bir yeşil şeklinde tamamladık ve yapraklarımız güzel bir şekilde çıktı. Yeşille olan son sıramızı örmeye şimdi başlıyoruz. Bu sıramızda sadece bir tane yeşilimizi öreceğiz. Bu da kenarından artış yapmış olduğumuz tam ortada bulunan yani birebir üzerinde battığımız yeşilimizi öreceğiz. Kalan bütün fıstıklarımızı ise beyaz renkte yapacağız. Şimdi geçişimizi yapalım. Geçişimiz şöyle. Beyazımı alıyorum. Yeşilimi aldım. Yeşilimle şöyle giriyorum. Şuradaki kapanış bölümüne uzatıyorum. Ve bu yeşille bizim son sıramız artık. Bir tane yeşil. Kalanlarını beyaz olarak öreceğiz. Yeşili altı alıyorum. Beyazımı alıyorum. Hemen dibine ilk beyazımı örüyorum. Evet şimdi kalanları da buraya kadar örelim beyaz rengimizde. Başlangıç beyazımızdan sonra yeşilimizle başlamıştık. Beyazımızdan sonra 3 6 9 tane beyazımız oldu. Diğer tam ortadaki yeşilimin olduğu yere geldim. ilmeğimi yeşile çevirdim ve tepe noktasına gelerek buradan da yeşil fıstığımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldim. Bir tane yeşil, dokuz tane beyazımızı ördüm ve sıramı tamamlıyorum. Artık burada yeşilimizi bitireceğiz ve hangi renkle lalemizi yapmak istiyorsak o rengimizle lalemizi örerek tamamlayacağız. Şöyle batıyorum. Beyaz rengimle giriyorum. Şuradan asılıyorum burayı pot bırakmamak için bir tane de yeşilimde zincirimi şöyle çekiyorum sağlamlaştırıyorum ve buradan ipimi ister kırın isterseniz şöyle kesin nasıl tercih ederseniz buraya düğümümüzü atıyoruz şöyle büzdürmemeye de dikkat edelim bu yeşilimizi şöyle arkasını çeviriyorum yeşilimin içerisinde şöyle güzelce geriye giderek kaybediyorum Artık lilamızla öreceğiz dalemizi. Beyaz rengim kaldı. Lilama bir tane şöyle düğümümü attım. Ve beyazımı şöyle yatırıyorum. Tam tepe noktasına geliyorum. Ortaya şu bir tane de sabitliyorum. Ve buradaki ipimi de yine yan tarafı yatırıyorum. Bir tane fıstığı tam bu hep yeşil fıstığı yaptığımız yere lilamızla da bir tane fıstık çalışıyoruz. 2, 3 ve 4 tek seferinde çekiyorum bir şöyle bakınız bir tane yaptım hemen yanına bir tane daha yapacağım bu sıramızda üç tane olacak ama bir diğerini biterken öreceğiz 2 3 4 bir tane çekiyorum ikinci beyazımla şunu da aslında iki tane çekecektik ben birden beyazıma geçeceğim gibi düşündüm o yüzden bir de kaldı çok da önemli değil Evet şimdi buradaki yeşilin yanına gelene kadar yani şuraya gelene kadar beyazımızla örelim. Başlangıcımdan sonra beyaz rengimi örerek geldim. Hemen ortadaki yeşilimin bulunduğu yerdeyim. Şimdi hemen Yeşilden önceki şu araya bir tane mı? yeşilin tam tepesine mı ve yanına bir tane mı yapacağım. Yani üç tane lilamızı çalışacağız. Beyazı alta alıyorum. Bir tane beyazımla zincirim çekmiştim. Şöyle mor rengimi geçiriyorum. Hemen yeşilimin yanına bir, iki, üç ve dört çekiyorum. Bir, iki beyaz ipimi de aldım bu tarafa yeşilimin tepe noktasına girerek yine buraya fıstığımı örüyorum hemen yanına iki beyazımı almıyorum 3 ve 4 tek seferde çekiyorum kapatıyorum bırakıyorum beyazımda Yeniden örmeye başlıyorum. 3 tane fıstık grubumuzu bu şekilde şuradaki saplarımızın üzerine örelim. Geri kalanlar da burada olduğu gibi beyaz rengimizle örüp şurada görüşelim. Fıstıklarımızı örerek geldim. 3 tane lila renkli fıstığımızı ördüm. Arasına da beyazlarımı ördüm. Yeniden başlangıç yerimdeyim. Başlangıç yerini bakınız 2 tane mor rengimizi örmüştük. Hemen yanındaki bölüme morumuzu örüp 2. E, ikinci sırasına geçeceğiz. Morumuz için söylüyorum sıramızı. Evet şimdi beyazımızı alta alıyorum. Mor rengimi bir tane zincir çekerek geçiriyorum ve beyaz yine altta şu kısma girerek 2 3 4 defa sarıyorum bir zincirimi çekiyorum tepe noktasına şu şekilde geçiyorum tepe noktamıza da geçtikten sonra bir tane daha zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum buraya girerek yine zincirimin üzerine Bire bir zincir üstüne tıpkı yeşilde yaptığımız gibi bu işlemimizde aslında artışımızı sağlamaktayız. Fıstığımızı örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Bu sıramızda toplam 5 tane fıstığımız olacak. Ama burayı modelimizi başlayıp bir kısmında da sonda ördüğümüz için ee, sonra buraya iki tanesi de sonraya kalacak. Üçünü şimdi örüyoruz. İki zincirimi çektim. Hemen beyazla Lila'nın arasına da giriyorum. Kapatıyorum. Bir moru aşağıya alıyorum. Ve aradaki kısımları şuraya gelene kadar beyaz olarak örelim. Beyazlarımı örerek geldim. Hemen morumun yanındayım. Beyazım da morum arasına 1, 2, 3, 4 defa çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2. Araya giriyorum. 2 3 4 1 2 tam tepe noktaya giriyorum hepsinde de beyazımız altta toplam 5 tane fıstığımızı buraya örüyoruz hemen yanına ve beyazımla morumun yanına 5. fıstığımı örüyorum. Kalan yerleri diğer fıstığıma kadar beyaz rengimle örüyorum. Beşer fıstığımızı ördük. Arada da beyazlarımızı ördük ve sıramızın yeniden başlangıç yerindeyiz. Sıramızda üç tane lila fıstığımız vardı. Hemen bir buraya bir de şuraya gördüğünüz gibi fıstığımızı çalışacağız. Toplamda beş tane fıstığımızı örmüş olacağız. Buradan beyazıma tığımı takıyorum şöyle. Beyazı alta alıp diğer rengime geçişimi yapıyorum ve hemen başlıyorum. 4 defa sardım. 2 zincirimi çektim ve hemen yanına yine giriyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. 1 2 şuraya giriyorum tepe noktasına her zamanki devam ettiğimiz yere bir zincirimi çekiyorum uzatıyorum ve devam ediyorum beyazımızda tabi altta yürüyecek dört tane fıstığımı 4 tane çekiyorum yani fıstığımı örmek için kapatıyorum 2 zincir. Burada da yine 5 tane morumuz olacak. Onun için beyaza geçmeden şurada bitireceğiz. Bu birinci. Hemen yanına ikinciyi örüyorum. İkinciyi ördüm. Hemen yanına üçüncüyü ördüm. 2 tane de buraya öreceğiz. 1-2 dönüşte. Burası tam olacak. 5 tane fıstığımızı yine buraya ördüm. Beyaz rengimi alıyorum. Diğer tarafa doğru örmeye başlıyorum. Hemen morla beyazın yanına da beyazımla girişimi yaptım. Ve örüyorum. Şuraya kadar örelim. Aradaki beyazlarımı örerek geldim. İlk modelimden sonra. 3 tane morumu örmüştüm. Arada 2, 4, 6, 8 tane beyaz dolgumu ördüm ve hemen buradaki görmüş olduğumuz lilamın yanı başındayız. Her zaman ne yapıyorduk? Hemen beyazla morun yanına renklerimizle devam ediyorduk. Burada ise beyazımızla öreceğiz. Hem biterken hem başlangıçta beyaz rengimizi örüyoruz bir tanesini çekiyorum beyazımı bırakıyorum morumu alıyorum çünkü aşağıda 5'te yine bu sıramızda da 5 adet fıstık dolgusuna ulaşmamız gerekmekte birinci fıstığımı ördüm ikinciyi örüyorum ikinciyi de ördüm Üçüncü tam fıstığın üstüne üst üste ördüğümüz fıstığımızı da ördüm. Yanına dördüncü ve diğer yanına da beşinciyi ördüm. Beş tane fıstığımı ördüm. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi morla beyazımızın arasına beyaz rengimizi giriyoruz. Yani aralarda fıstığımızı mor fıstığımızı örerek çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Beş tane fıstık. Şimdi beyazla morun arasına beyazımızı örüyoruz. Hem başlangıçta hem de bitişte. Bu kısma beyaz rengimizi giriyoruz. Artık çiçeğimizi toparlıyoruz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Diğer çiçeklerimizi de aynı bu şekilde 5-5 örelim. 5-5 tane bakınız içten başlıyoruz. Morun kendi içinden başladım. Diğer içinden ördüm. tap tepisine ördüm. Yine içinden ve içinden örerek tamamladım. Sıramızı bu şekilde 5 tane mor fıstık olacak şekilde tamamlayalım. Şöyle bakalım. Lila'mızla son sıramıza geldik. Artık bir sıra daha öreceğiz ve lifimizin buradaki lale kısmını tamamlayacağız. Şimdi birleşme işlemini yaptım. Yine her zaman olduğu gibi şurada üzerine ördüğüm kısma geldim. Bir tane mor renkli yani lila'mla fıstığımı örüyorum. 3 ve 4. 4 defa aldım. Tek seferde çektim. Kapadım. Şöyle ikincisini beyazla kapatalım. Hemen beyazımı alıyorum. Bakınız. Bir tane ortadaki morumu ördüm. Beyazımı aldım. Yanına beyazımı örüyorum. Dört defa da sardım. Tek seferde geçtim. Bir. Şimdi tekrar bir tane daha lira rengimi alıyorum. Buraya örüyorum. Bir. 2 3 4 defa da ördüm. Tek seferde çektim. 1 ördüm beyazımı aldım kapadım. Bakınız burası tam ortaya bir tane morumuz, beyazımız, morumuzu ördük. Şimdi şuradaki şuraya kadar beyaz rengimizi örerek gelelim. Hemen her iki renk grubunun arasına da girerek beyaz rengimi örüyorum. Ve diğer lalemin yanına kadar mor rengimle beyaz rengimle örüyorum. Morumu örmüyorum. Beyazlarımı örerek geldim. Beyazımla morumun hemen yanına yine beyazımı ördüm. Ve iki tane morumun yanına içerisine bir tane morumu ördüm. Ve buradaki ortadan üst üste ördüğümüz fıstığımızın yanına beyazımı ördüm. Yani bir tane mor, bir beyaz. Bu tam artışımızı yaptığımız, hep üst üste ördüğümüz yeri morumuzu ördüm. Hemen yanına diğer boşluğa beyazımızı örüyoruz. 2 3 artık iyice yapabildiğimiz için hepsini e, görmemize çok da gerek yok. Şöyle işlemlerimizi, sayılarımızı bilelim. Fıstıklarımızın yerlerini zaten yaptığımız hep e, tekrar. Evet, şimdi beyaz rengimi alıyorum. Ve hemen dibine batıyorum. 2 3 4 Kapatıyorum mor rengimi alttan yürütüyorum. Çünkü tabii ki almıyoruz. Evet, yapacağımız işlem bundan ibaret. Şöyle görelim. Bakınız bir tane mor, beyaz tam ortadaki fıstığımız. Yanına beyaz, yani ortadakinin sağına ve soluna beyazımızı örüyoruz. Bir yerde kenarlarda morumuzu ördükten sonra son sıramızı, yani morumuzla öreceğimiz son sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Lilamızın son sırasını örerek geldim. Şimdi e, en son bakınız birleşme işlemini yapacağım. Bir tane mor, bir beyaz, en tepedeki sürekli ortadan kenarlarından artışımızı yaptığımız dolgumuzu ördük. Yanına da beyazımızı ördük yine morumu ördüm. Yani 3 morumuzu örerek görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Şimdi bu sıramızı artık tamamen beyaz olarak örüyoruz. Geçişimi yapıyorum. Şöyle morumuzda şuradan bir bağlantımızı önce kuralım ve buradan zincirimi çekiyorum. İlmeğimin arasından geçirip kapatıyorum ve buradan artık ipimi kesebilirim. Düğümümüzü attık. Tepesine geçiyorum. Yine bir tane tepesine ördüğüm fıstığımı ve zincirlerimi hemen arasına şuradan ipimi keseyim. Daha fazla götürmemize gerek yok. Evet. Bu şekilde sadece beyazımızla örelim. Bir sıra beyaz rengimizi de ördük. Lalelerimizin kenarını beyazlar çerçevemizi yaptık. Şimdi e, kenar çalışması yaparak başlayalım. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğüm attım. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şuraya batıyorum. Şu şekilde sabitleniyorum buraya. Tığımın başını doluyorum. Hemen önündekini değil bir ileriye geçerek trabzanımı örüyorum. Bir tane ikili trabzanım ördüm. Bir iki zincir çekip trabzanımın ardına girerek bir tane kirpik yapıyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan, iki zincir ardına giriyorum, kapatıyorum bir tane kirpik. Ya da pipirik nasıl adlandırılırsa, yani süs çalışıyoruz. Ardına giriyorum, 3 Tekrar dördüncüyü ördüm ve iki zinciri çekip dördüncü kirpiğimi de tamamladım ve beşinciyi örüyorum bir iki zincir beşincinin de ardına batıyorum şöyle görelim bir iki üç dört beş beş tane trabzan beş tane kirpiğimizi ördük ve şimdi birinciye değil ikinciye bir tane sık iğnemle batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum birinci boşluğu atlayıp ikinci boşluğuma geliyorum 5 tane trabzanımı ve tepesine 5 tane iki zincirden oluşan kirpiklerimi örüyorum ve bütün lif çevresi tamam olana kadar bu işlemimi tekrar ediyorum 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı ve üzerinden pipiriklerini ördüm. Bir atladım, ikinciyi sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinciye değil, ikinciye gelerek trabzanımı örüyorum. Eğer burası uzak gibi olacak söyle bir tane de zincir çekip burayı sağlamlaştırabilirsiniz ya da arasındaki açılmayı engelleyebilirsiniz. Bir tane atlayıp ikinciye çekiyorum. Bakın o zaman daha rahat olmakta. Yine iki zincirimi çekip Sıram yani lifimin kenar çevresi tamam olana kadar bu işlemimizi tekrar ederek örelim. İpimizi kesip arkaya gizledikten sonra lifimiz artık tamamlandı ve kullanılmaya hazır hale geldi. Çeyizlik içinse ise çeyizlerimizin arasına girmeye, hediyelik içinse hediye olmaya hazır halde. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.